test altyapınız olmadığı sürece geliştirdiğiniz sistemlerin performansını görmeniz mümkün değil. Gerçek uçak üzeri testlerden önce tüm kalifikasyonu kendi altyapılarınızda tamamlamanız gerekiyor. Tabii bu altyapılar eğer sizin kendi kullanımınızda olmazsa yurt dışına gitmeniz gerekiyor. Burada da tabii birkaç tane kritik husus var. Birincisi zaten size altyapılarını açmama ihtimali de var birçok ülkenin. Özellikle son dönemde yaşadığımız konjonktürle beraber. İkincisi de o altyapıları kullanıyor olmanız sizin stratejik sistemlerinizi ister istemez yurt dışına kullandığınız altyapıya açıyor olmanızı gerektiriyor. Bu da işin tabii stratejik boyutu. TOMC projesi tabii Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yürütülen Roketsan'ın ana yüklenicisi olduğu bir proje. TÜBİTAK'sa genelde ana alt yüklenicisi olduğu bir proje. F-35 uçakları için tasarlanmış bir sistem olmakla beraber F-35 sürecinde yaşadıklarımız çok etkilemedi. Aynı hızla devam ediyor. F-35 yerine farklı platform alternatiflerimiz var elbette. Milli Muharip Uçak bunlardan biri. Daha yakın vadede Akıncı gibi, Aksungör gibi platformlarda SOMC için kullanılabilir olacak. Ama bunların ötesinde biz zaten SOMC projesini yine kendi uçaklarımızla, F-16'larımızla da kullanabilecek durumdayız. Göktuğ projemiz var. Hava hava füzeleri bütün dünyada tabii yüksek teknoloji, yüksek manevra kabiliyetine sahip füzeler olduğu için dünyadaki trend de hava füzelerinin hızlı bir şekilde hava savunma füzelerine dönüşebileceği yönünde. G40 projesi de bizim devam eden Göktuğ projesinin hava hava füzelerimizin hava savunma füzesine dönüştürülebilmesiyle ilgili bir yetenek kazandırma projesi konsepti olarak bahsedebiliriz. Kuzgun'da İHA'lara ve savaş uçaklarına yönelik devam eden bir iç projemiz olarak devam ediyor. Projede şu an kendi süreçlerimiz devam ediyor. Siper projesi de bir iş ortaklığı projesi olarak Aselsan ve Roketsan'la TÜBİTAK SAGE'nin beraber yürüttüğü proje. İyi bir aşamada başarıyla devam ediyor. İnşallah tamamlandığında Türkiye'nin kademeli hava savunma sisteminin en önemli parçası olacaktır. Ozdan ve Göktuğan'da yerden atışlar tamamlanmıştı başarıyla. Bu yıl içinde inşallah uçaktan atışlarla ilgili test kampanyası yapılacak. Hedefimiz 2021 yılı içinde projenin tamamlanması şeklinde. Kaşif'te tabii bizim yerli olarak geliştirdiğimiz bir küresel konumlama alıcısı. Biz bunu artık kendi mühimmatlarımızda, yerli mühimmatlarımızda kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Askeri standartlarda kalifiye oldu. Test atışımız da başarıyla yapıldı. Tabii alt bileşenler de çok kritik. Yani bir silah sistemini geliştirdikten sonra yurt dışına bağlı olduğunuz alt bileşenler sizi geleceğe yönelik olarak bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Alımıyla ilgili ambargolar zaten gündemde. O bakımdan biz TÜBİTAK SAGE olarak alt bileşenlere de önem veriyoruz. Kaşif de bunlardan biriydi ve başarıyla kalifiye oldu. Proje tabii gelişmeye devam ediyor. Tabii artık silah sistemlerinde de, füze sistemlerinde de süpersonik ve hipersonik sistemler konuşulmaktan öte dünyada envantere giren ürünler olarak görüyoruz. Süpersonik ve hipersonik füzeler çalışılacaksa da tabii burada ramjet ve skramjet gibi motor çeşitliliğinizin de elinizde olması lazım. Bunlar da yurt dışından temin edebileceğiniz ürünler değil.